Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi ile müjdelenin buyurarak Hazreti Mehdi'nin gelişini heyecan ve şevkle beklemenin, bu mübarek zat için hazırlık yapmanın önemine dikkat çekmiştir. Bir başka hadisi şerifte ise iman edenlerin Hazreti Mehdi'ye olması gereken sevgi ve bağlılıkları şöyle ifade edilmiştir. Sizden ona kim yetişirse, kar üzerinde sürünerek dahi olsa ona gelsin, ona katılsın. Zira o Mehdi'dir. Eğer dünyadan bir gün bile kalsa, Allah o idareyi ele alıncaya kadar o günü uzatırdı. Ümmetim arasında Mehdi gelecektir. Ümmetim onun zamanında iyi ve kötünün benzeriyle nimetlenmediği bir nimetle nimetlenecek, sema üzerlerine bol yağmur yağdıracak, arz nebatından hiçbir şey saklanmayacaktır. Mehdi, kızım Fatıma'nın neslindendir. Mehdi ile müjdelenin, o Kureyş'ten ve Ehl-i Beyt'inden bir kişidir. Bütün peygamberler birbirinin soyundandır. Hazreti Mehdi de hadislerde belirtildiğine göre bu soydan gelmektedir. Halk arasında bu soydan gelenlere Seyyid denmektedir. Hazreti Mehdi de Seyyid olacaktır. Allah Kur'an'da birbirlerinin soyundan gelen elçilerden bahsetmektedir. Bu ayetler Hazreti Mehdi'nin de aynı soydan geleceğine işaret ediyor olabilir. En doğrusunu Allah bilir. Gerçek şu ki Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler üzerine seçti. Onlar birbirlerinden türeme tek bir zürriyettir. Allah işitendir, bilendir. Babalarından, soylarından ve kardeşlerinden kimini bunlara kattık. Onları da seçtik ve dosdoğru yola yöneltip ilettik. Muhakkak ki o insanların karşılaştıkları şerler sebebiyle Hazreti Mehdi'nin kendilerine en sevgilisi olmadıkça çıkmayacaktır. Yer ve gök ehli ondan razı olur. Allah, bütün insanların kalplerini O'nun muhabbetiyle dolduracaktır.
Hadislerde Hazreti Mehdi'nin döneminde onun adından çokça bahsedileceği ifade edilmektedir. Bu da Hazreti Mehdi'nin isminin dünyanın dört bir yanına ulaşacağını göstermektedir. Semadan bir münadi, Hak Ali Muhammed'edir şeklinde bağırdığı zaman Hazreti Mehdi zuhur eder. Herkes sadece ondan konuşur, onun sevgisini içer ve ondan başka bir şeyden bahsetmezler. Bir münadinin semadan Hak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ehlindedir şeklinde bağırmasından sonra Hazreti Mehdi'nin sevgisi insanların kalplerine yerleşecek ve ondan başka bir şeyden bahsedilmeyecektir. Hadis-i şeriflerde Hazreti Mehdi'ye biatın kendisi istemediği halde yapılacağı bildirilmektedir. Bu da gösteriyor ki Hazreti Mehdi kendini hiçbir zaman Mehdi olarak ilan etmeyecektir. Hatta insanlar ona gelip alametler sende mevcut, sen Mehdi'sin dedikleri halde o yine reddedecektir. Ancak ölümle tehdit edildikten sonra insanların kendisine biat etmesini kabul edecektir. İnsanlar nihayet Mehdi'ye gelirler ve rükûnla makam arasında kendisi istemediği halde ona biat ederler. Eğer kabul etmezsen boynunu vururuz derler. Yer ve gök ehli ondan razı olur. Ve sonra istemediği halde biatlarını kabul eder. Eğer siz ona yetişirseniz, ona biat ediniz. Çünkü o, yerde de gökte de Mehdi'dir. Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresinde Hazreti Yusuf'un da kendi isteği olmaksızın bulunduğu ülkenin kralı tarafından doğruluğu, adaleti, bilgisi, güvenilirliği sayesinde başa getirildiği haber verilmektedir. Onunla konuştuğunda da şöyle dedi: "Sen bugün bizim yanımızda artık önemli bir yer sahibisin. Güvenilir bir danışman, yöneticisin." Rivayetlerin çoğunda onun ismi Muhammed olarak geçer. Ey insanlar! Muhakkak Allahu Teala size zalimleri, münafıkları ve onlara uyanları men etmiş ve size ümmeti Muhammed'in en hayırlısı olan ve Mekke'de bulunan ismi Ahmet, babasının ismi Abdullah olan Hazreti Mehdi'yi reis kılmıştır. Ona katılınız. Konuyla ilgili işari manada bir ayette ise şöyle bildirilmektedir:
Benden sonra ismi Ahmet olan bir elçinin de müjdeleyicisiyim demişti. Ve bu durum bir münadinin semadan seslenerek "Ey insanlar, emiriniz artık Mehdi'dir" demesine kadar devam edecektir. Semadan bir münadi, "Hak Ali Muhammed'dedir" şeklinde bağırdığı zaman Mehdi zuhur eder. Çok yaygın ve sona ermesi mümkün görünmeyen bir fitne çıkacak ve bu fitne semadan 3 kez "Emir Mehdi'dir, gerçek odur" şeklindeki nidaya kadar sürecektir. Hadislerde Hazreti Mehdi'nin ortaya çıkışını gökyüzünden gelen bir sesin haber vereceğine, yani radyo ve televizyon kanalıyla tüm insanların bu müjdeli haberi duyacağına işaret edilmektedir. Bu sesin doğuda ve batıda herkese ulaşacağı bildirilmektedir. Hatta her toplumun bu sesi kendi lisanında duyacağı haber verilmektedir. Semadan arz ehline şamil olan bir ses ki, herkes onu kendi lisanıyla işitir. Günümüzde haberler her ülkede o ülkenin diline tercüme edilerek radyo, televizyon ve internet aracılığıyla hemen herkese ulaştırılmaktadır. Hazreti Mehdi'nin ortaya çıkışı da bu şekilde tüm insanlara ulaşacaktır. En doğrusunu Allah bilir. Hazreti İsa semadan nüzul edecek ve onun emirliğini kabul edecektir. Hazreti İsa'ya "bize namaz kıldır" denilecek, ancak o "emir sizin içinizdedir" karşılığını vererek "bu Allah'ın ümmeti Muhammed'e bir ikramıdır" diyecektir. Hazreti Mehdi müminlerle beraber Beytül Makdis'te sabah namazı kılarken o sırada nüzul eden Hazreti İsa'yı takdim edecek ve Hazreti İsa ellerini onun omzuna koyarak "namazın kâmeti senin için getirildi. Bu yüzden sen kıldır" diyecek ve nihayet Hazreti Mehdi Hazreti İsa ve müminlere imam olarak namazı kıldıracaktır.
Hadislerde bildirildiği gibi Hazreti Mehdi döneminde hiç kimsenin burnu kanamayacak, hiç kimse zarar görmeyecek, hatta uyuyan kişi dahi uyandırılmayacaktır. Bu da Hazreti Mehdi'nin fikri bir mücadele yürüteceğini göstermektedir. Hazreti Mehdi, fikren din ahlakına uygun olmayan akım ve sistemleri susturacak, yaptığı ilmi çalışmalarla İslam ahlakını hakim edecektir. Zamanında ne bir kimse uykusundan uyandırılacak, ne de bir kimsenin burnu kanayacaktır. Hazreti Mehdi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda gidecek, uyuyan kişiyi uyandırmayacak, kan da akıtmayacaktır. Hadislerde bildirildiğine göre Hazreti Mehdi ortaya çıktığında İslam dinine sonradan dahil edilmiş tüm batıl inanış ve uygulamaları ortadan kaldıracaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna uyacak ve tıpkı onun dönemindeki gibi din ahlakının hak haliyle yaşanmasına vesile olacaktır. Dini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında olduğu gibi aynen uygulayacak, yeryüzünde mezhepleri kaldıracak, halis, hakiki dinden başka hiçbir mezhep kalmayacak. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en başta İslam'ı nasıl ayakta tuttuysa, Hazreti Mehdi de en sonunda aynı şekilde İslam'ı ayakta tutacaktır. Allah, Konstantiniyye'yi çok sevdiği dostlarının eliyle fethedecek. Onlardan hastalığı ve üzüntüyü kaldıracak. Beldeler onun emrine girer. Allahu Teala onun elinde Konstantiniyye'nin fethini müyesser kılar. Mehdi, dünyada ismi geçecek bir halife kalmayıncaya kadar çıkmayacaktır. Onun çıkacağı yıl, insanlar hacca başlarında bir emir bulunmadan gidecektir. Hadislerde Hazreti Mehdi'nin tıpkı Zülkarneyn ve Hazreti Süleyman gibi İslam ahlakını bütün yeryüzüne hakim edeceği haber verilmiştir.
Mehdi, tıpkı Zülkarneyn ve Süleyman gibi dünyaya hükmedecektir. Yeryüzüne dört kişi malik olmuştur. İkisi mümin, ikisi kafirdir. Müminler Zülkarneyn ve Hazreti Süleyman, kafirlerse Nemrut ve Buhtun Nasır'dır. Beşinci olarak Ehl-i Beytim'den biri, Hazreti Mehdi gelecek ve o da dünyaya malik olacaktır. Rivayetlerde Hazreti Mehdi'nin özelliklerinin ve çıkış alametlerinin peygamberlere indirilen kitaplarda bulunduğu bildirilmektedir. Bu da İncil, Tevrat ve Zebur'da Hazreti Mehdi'ye dair bilgilerin yer aldığı anlamına gelmektedir. Peygamberlere dair olan kitaplarda Mehdi'nin işi zulüm ve kötülük değildir şeklinde işaret edilmiştir. Ben Mehdi'yi peygamberlerin sayfalarında şöyle bulurum. Mehdi'nin amelinde ne zulüm ne de ayıp vardır. Konuyla ilgili işari manada bir ayette ise şu şekilde buyurulmuştur. Andolsun biz zikirden sonra Zebur'da da şüphesiz arz-ı salih kulların varisçi olacaktır diye yazdık. İslam alimleri bu ayeti şu şekilde tefsir etmişlerdir. İmam Bakır ve Sadık'tan rivayet edilmektedir. Buradaki ayette bildirilen salih kullar Mehdi ve arkadaşlarıdır. Eski ve yeni ahitte konuyla ilgili yer alan bazı açıklamalarsa şu şekildedir. Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyunca korkmayın. Bunların olması gerek ama bu daha son demek değildir. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak, yer yer depremler, kıtlıklar olacak. Bunlar doğum sancılarının başlangıcıdır. Davud soyundan biri sadakatle krallık yapacak, yargılarken adaleti arayacak, doğru olanı yapmakta tez davranacak. Onun kumandanları insanların en hayırlılarıdır. Onun yardımcıları Yemen ve Şam ehlinden olacaktır. Önlerinde Cebrail, arkalarında Mikail bulunacaktır. Yeryüzü emniyetle dolacak ve hatta birkaç kadın yanlarında hiç erkek olmaksızın rahatlıkla hacca gideceklerdir. Allah onu 3000 melekle destekleyecektir. Hadis-i şerifte Hazreti Mehdi'nin yardımcıları arasında Cebrail ve Mikail aleyhisselamın oldukları haber verilmektedir. Hazreti Mehdi'ye Allah'ın izniyle melekler yardımcı olacaktır. Meleklerin salih müminlere yardımcı olmaları Kur'an'ın çeşitli ayetlerinde haber verilen bir durumdur. Rabbimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeyi de meleklerle desteklemiştir. Konuyla ilgili bazı ayetler şu şekildedir. Rabbin meleklere vahyetmişti ki, şüphesiz ben sizinleyim, iman edenlere sağlamlık katın.
sen müminlere Rabbinizin size meleklerden indirilmiş 3000 kişiyle yardım iletmesi size yetmez mi diyordun? Bu durum 7 yıl devam edecektir. Ancak onun her senesi sizin 20 senenize bedel olacaktır. Hadiste Hazreti Mehdi'nin bir yılının insanların 20 yılına bedel olduğu haber verilmektedir. Hazreti Mehdi, insanların uzun yıllardır yapamadıkları işleri çok kısa sürede halledecektir. Her konuya çok hızlı, akılcı, hikmetli ve kalıcı çözümü bulacak ve uygulayacaktır. Hazreti Mehdi'nin ortaya çıkış alametlerinin haber verildiği hadislerden birinde de 1995, 1997 ve 1999 yıllarına dikkat çekilmektedir. İnsanlar 95. seneye kadar malik olacaklar, yani işler iyi gidecek, 97. ve 99. senede mülkleri zail olacak. Hadisteki 95. sene şeklindeki ifadeyle 1995 yılına dikkat çekiliyor olması muhtemeldir. 1995 yılına kadar insanlar nispeten daha refah içinde bir yaşam sürmüşler, yaşam koşulları o kadar zorlaşmamıştır. Bundan sonra ise çeşitli zorluklar baş göstermeye başlamıştır. 1997 yılında çeşitli siyasi sıkıntılar yaşanmıştır. 1999 yılında ise Marmara bölgesinde ve Türkiye çapında meydana gelen depremlerde son yılların en büyük can ve mal kaybı olmuştur. Hadislerde Hazreti Mehdi'nin Allah'ın kendisine verdiği özel bir güce sahip olduğu bildirilmektedir. O, kimsenin bilmediği gizli bir gücün sahibi olduğu için kendisine Mehdi denilmiştir. Muhyiddin Arabi, Hazreti Mehdi'nin bazı özelliklerini saymaktadır. Hazreti Mehdi'nin dikkat çeken başlıca 9 özelliğini şöyle sıralar. 1. Basiret sahibi olması. 2. Kutsal kitabı anlaması. 3. Ayetlerin manasını bilmesi. 4. Tayin edici kimselerin hal ve hareketlerini bilmesi. 5. Öfkelendiğinde bile merhamet ve adaletten ayrılmaması. 6. Varlıkların sınıflarını bilmesi. 7. İşlerin girif taraflarını bilmesi. 8. İnsanların ihtiyacını iyi anlaması. 9. Bilhassa kendi zamanında ihtiyaç hissedilen gaybi ilimlere vukufu bulunması. Çünkü ancak o sayede yeni yeni zuhur edilecek meseleleri halledebilir. Muhammed ümmetinin en hayırlısı ve sizin zorlukları gideren veliniz olan kimseye katılın. O Mehdi'dir. Devrinde yeryüzünün en hayırlısı kendisi olacaktır. İnkar içinde olan toplumları uyarmak ve onları doğru yola davet etmek için gönderilen tüm elçiler, gönderildikleri kavimler tarafından yalanlanmış ve onların çeşitli itham ve itiraflarına maruz kalmışlardır. Andolsun senden önce de elçiler yalanlandı.
sonra ondan yüz çevirdiler ve dediler ki, bu öğretilmiştir, bir delidir. İşte böyle. Onlardan öncekilerde bir elçi gelmeyiversin, mutlaka büyücü ve cinlenmiş demişlerdir. Elçiler tüm bu saldırılar karşısında sabretmiş, onlara en güzel şekilde cevap vermişlerdir. Ve elbette bize yaptığınız işkencelere karşı sabredeceğiz. Ehl-i Beyt'ten gelecek olan Hazreti Mehdi'nin de bu gibi eziyet ve sıkıntılarla karşılaşacağı hadislerde haber verilmiştir. Mehdi bizden Ehl-i Beyt'tendir. Biz öyle bir ev halkıyız ki Allah bizim için ahireti dünyaya tercih etmiştir. Benim Ehl-i Beyt'im muhakkak benden sonra bela, kaçırılma ve sürgüne uğrayacaktır. Benden sonra Ehl-i Beyt'im bela ve mihnetlerle karşılaşacaklar ve tarda maruz kalacaklardır. Bir başka hadis-i şerifte de İstanbul'u manen fethedecek olan Hazreti Mehdi ve yardımcılarına fetihten önceki devrede çeşitli sıkıntıların isabet edeceği ve daha sonra bu sıkıntıların kaldırılacağı bildirilmektedir. Allah Konstantiniyye'yi çok sevdiği dostlarının eliyle fethedecek. Onlardan hastalığı ve üzüntüyü kaldıracak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde İslam düşmanları kendilerince bu mübarek insanı kötülemek için o devrin yayın organı sayılan şairleri kullanıyordu. Şairler panayırlarda, çarşılarda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi cahilce çeşitli hakaretlerle deli, büyücü, kahin gibi iftiralarla itham ediyorlardı. Ahir zamanda da iman edenlere düşman olan Deccal yanlıları Hazreti Mehdi'yi kötülemeye ve kendilerince halkın nazarında itibarını sarsmaya çalışacaklardır. Hadislerde Hazreti Mehdi'nin ortaya çıktığı ilk yıllarının sıkıntı ve zorluklarla dolu mücadele yılları olduğu anlatılmaktadır. Altın Çağ'sa Hazreti Mehdi'nin yeryüzünde bulunduğu son dönemlere verilen isimdir. Hazreti Mehdi ve Müslümanlar ancak bu devirde rahata, bolluğa, huzura kavuşacaklardır. Böylece sevgiye, barışa, kardeşliğe dayalı bir hayatı bu devirde yaşayacaklardır. Allah'a karşı son derece boyun eğicidir. Ahlak bakımından Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme benzer. Ahlakı benim ahlakım olan bir evladım çıkacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üstün ahlakı Kur'an'da şöyle haber verilmiştir. Şüphesiz sen üstün ve pek yüce bir ahlak üzerindesin.
İlahi feyz ona ulaşır. Dini ilimleri ve örnek ahlakı telakki eder. Kur'an'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de samimi olarak iman edenler için en güzel örnek olduğu bildirilmiştir. Andolsun sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır. Mehdi, Gerges kuşunun kanadıyla titremesi gibi Allah'tan çok korkan bir kimsedir. Allah'a karşı son derece boyun eğicidir. Yoksullara karşı çok merhametli olması Mehdi'nin alametlerindendir. Mazlumlara karşı da çok merhametli olmasıdır.